Merhabalar sevgili gençler. Türevin geometrik yorumuyla devam ediyoruz. Bu videoda sizlere bir eğrinin y eşittir fx gibi bir eğrinin, bakın burada açık maviyle çizdiğim, üzerinden alınan herhangi bir nokta, mesela ax0 y0 noktası, bu noktadan çizilen teğet doğrusunun, bakın teğet doğrusu değme noktası görüyorsunuz sevgili gençler, ve normal doğrusunun, bu teğet doğrusuna dik olan doğru normal doğrusu da, bunların eğimlerini türeve bağlı olarak nasıl bulacağımızı ve doğru denklemlerini nasıl yazacağınızı anlatacağım sevgili gençler bu videoda. Şimdi bakalım y eşittir fx fonksiyonunun x0 y0 noktasındaki teğetinin eğimi diyor. Bak şimdi nokta bu. Şu a noktası x0 y0. Bu noktadaki teğetin eğimi diyorsa gençler şunu yapacaksınız. Fonksiyonun birinci türevini alacaksınız. Hangi noktaysa o noktanın apsisini fonksiyonun birinci türevinde x gördüğünüz yere yazacaksınız. Ve buradan neyi bulacakmışım? O noktadaki teğet doğrusunun, yani şu teğet doğrusunun eğimini bulacakmışım. Şimdi ben burada size bir hatırlatma yazdım. Eğer iki tane doğru dikse dedim. M1 ve M2 eşittir -1. Yani bu ne demek istiyor? Eğer iki tane doğru dikse bunların eğimleri çarpımı -1 demek istiyor. Teğet doğrusu ile normal doğrusu birbirine dik olan iki doğrudur sevgili gençler. Mesela bir A noktamız var. Bakın bir kez daha şeklimize bakalım. Bu A noktasındaki ben teğet doğrumu çizmişim. A noktasında fonksiyona teğet olarak, yani değerek çizilen doğru bu doğru. Bu teğet doğrusuna dik olan doğruya da normal doğrusu diyoruz sevgili gençler. Peki bakalım teğet ve normal doğruları birbirine dik olduğundan teğet ve normal doğruların eğimlerinin çarpımı -1'dir gençler. Bu çok çok önemli bir şey. Şimdi buna göre mantıken ben ne diyeceğim? Biraz önce teğetin eğimini bulmuştum. Bu eğim biliniyorsa normalin de sevgili gençler ben ne yapabilirim? Kolayca eğimini bulabilirim. Peki nasıl bulacağım? Bakın m teğet f üssü x 0 ise, yani şu noktada birinci türevini alıyorum fonksiyonun. X gördüğüm yere x 0 yazıyorum ve teğetin eğimini buluyorum. M normalde bunun 1-1 bölü f üssü x 0 olacağı bellidir. Çünkü buradan eğer ben m normali çekersem, yani ne yapıyorum? Şunun yerine f üssü x 0 yazıyorum. Çekersem eğer -1 bölü f üssü x 0 diye buluyorum sevgili arkadaşlar. İki soruyla bunu pekiştirelim. Bir fx fonksiyonu tanımlamış. Demiş ki sinüs 2x artı kosinüs 2x fonksiyonunun x eşittir pi bölü 2 apsisi noktasından geçen teğetinin ve normalinin eğimlerini bulunuz. Fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi demek gençler neydi? Bu fonksiyonun birinci türevini al demek istiyor bana. Sonra da x gördüğün yere pi bölü 2 yaz diyor. Bu gençler benim teğetimin eğimidir. Yani x eşittir pi bölü 2 apsisli noktadan geçen teğetin eğimini bu şekilde bulacağım. Peki normali nasıl bulacağım? Bunu bulduktan sonra m teğet çarpı m normal eşittir -1 olduğundan, çünkü teğet doğrusuyla normal doğrusu birbirine dikler. Dolayısıyla eğimlerinin çarpımı nedir sevgili gençler? -1'dir. Bu yüzden m normal için ben ne diyeceğim? -1 bölü m teğet. Hemen fonksiyonumun birinci türevini alayım. Burada iki tane trigonometrik fonksiyonun toplamını vermiş bana. Ne yapacaktım? Sinüslü bir fonksiyonun türevini alırken öncelikle sinüsün türevini alacağım. Sinüsün türevi neydi sevgili arkadaşlar? Kosinüstü. Açıyı olduğu gibi yazacağım. Sonra bu 2x de bir fonksiyon değil mi? Bu aslında bir bileşke fonksiyon. Sonra da yanına diyeceğim ki 2x'in türevi diyeceğim. Sonra artı, bu sefer toplamın yine türevini uygulamış oluyorum. Kosinüs 2x'in türevi neydi sevgili arkadaşlar? Eksi sinüs 2x çarpı buradaki açının, yani 2x'in neyi? Türevi diye yazacağım. Hemen ardından bunların işlemlerine devam edelim. Şurası 2. Burası da yine 2. Peki burası artı 2 kosinüs 2x. Burası eksi 2 sinüs 2x diye yazıldı. Bu f üssü x. Peki teğetin eğimi neydi? Bu bulduğum birinci türevde x gördüğüm yere pi bölü 2 olarak bulunan değerdi. M teğet eşittir diyorum. F, bir daha yazayım şunu ben. M teğet eşittir. F üssü pi bölü 2 idi. Peki burada ben eğer pi bölü 2 yazarsam 2 çarpı kosinüs 2 çarpı pi bölü 2. Yani x gördüğüm yere pi bölü 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı sinüs 2 çarpı pi bölü 2. Şimdi şu açıları bir değerlendirelim. Burası ne olacaktır? Kosinüs pi. Burası ne olacaktır? Sinüs pi. Sinüs pi neydi sevgili gençler? Burası sinüs ekseni. Burası kosinüs ekseni. Şurası pi değerim. Sinüs ekseninde karşılığı pi'nin, yani sinüs pi'nin karşılığı 0. Yani şurası
Sinüs pi neye eşit oldu? Sıfıra eşit oldu. Kosinüs pi, burası bir sayı doğrusu ya, bu taraf eksi 1'di. Bakın kosinüsteki pi'deki karşılığı ne oldu? Eksi 1 oldu. Dolayısıyla benim m teğetim eksi 2 diye bulunmuş oldu. Bunun ardından bana bir de neyi sormuş? Normalin eğimini bul demiş. M normal neydi? Eksi 1 bölü eksi 2'den, yani 1 bölü m teğetten, eksi 1 bölü m teğetten 1 bölü 2 diye m normali de bulmuş oldum. Hemen yeni sorumuza bakalım. Y eşittir. Yani aslında bu y dediği nedir sevgili gençler? Fx'tir. Y eşittir fx. O da eşittir eksi x kare artı ax eksi b eğrisinin. A eşittir 1 bölü 3 noktasındaki teğeti x eksenini pozitif yönde 135 derecelik açı ile kestiğine göre a artı b kaçtır? Şimdi bana fonksiyonun üzerindeki a 1,3 noktasından çizilen teğetin aslında eğimini vermiş bu soruda. Bak, biz bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantının eğim olduğunu bildiğimiz için bunun aslında bir eğim olduğunu biliyorum. Yani şimdi ben bunu kaba taslak bir görecek olsam, mesela şöyle bir eğrim var benim. Çünkü kollar aşağı doğru, burası eksi. Üzerinde bir nokta varmış. Şöyle bir noktanız var. A 1,3 noktası. Buradan çizilen bir teğet varmış. Mesela şöyle de eksenleri, bu yine kaba taslak bir çizim dediğim gibi sevgili gençler. Şu şuranın da 135 derece olduğunu söylüyor. Yani bu soruyu şekil olarak sormuş olsalardı böyle bir şekil olacaktı. Yani şekli, bu grafiği bu olacaktı. O zaman ben şunu söyleyebilirim. M teğet nedir? Tanjant 135'tir. Tanjant 135 nedir sevgili gençler? Eksi 1'dir. Yine geniş açıların trigonometrik oranlarından bildiğimiz bir hesaplama. M teğeti ben bir de nasıl bulabilirim? Verilen fonksiyonun birinci türevini bulup o fonksiyonda x gördüğüm yere, çünkü bu noktadaki türevden bahsediyor, bir yazarak yine ben neyi bulabilirim? M teğeti bulabilirim. Peki hemen yazalım o zaman. F üssü x'i bulun desem ne deriz biz? Eksi 2x artı a deriz. Burada x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Bak şurada şu 1'i yazıyorum ama dikkat edin. O zaman f üssü 1 eşittir eksi 2 artı a. Aynı zamanda bu mtt, yani tanjant eksi 1'e eşit değil mi gençler? Dolayısıyla ben buradan a için ne söylerim? 1'e eşittir derim. Eğrinin üzerindeki herhangi bir nokta bu eğrinin denklemini sağlar, öyle değil mi? Peki burada bir a noktası var, 1,3 noktası. O zaman bu denklemi mutlaka ne yapacaktır, bu a noktası sağlayacaktır. Bu ne demek istiyor? Bakın burası x değeri, burası y değeri. Bunu hiç unutmuyorum. F1 eşittir 3 demek istiyor. Hemen devam edelim. Yani F1'i yazarsam eksi 1 artı a eksi b, bu neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Biraz önce a'yı da biz 1 olarak bulmuştuk. Şuradan hemen a'yı 1 yazarsam b eşittir eksi 3 olarak bulunmuş olur. Soru kökü bana diyor ki a artı b'yi bul. Eksi 3 artı 1 eşittir eksi 2. Şimdi sırada teğet ve normal denklemleri var. Bir soru yazdım. Fx eşittir lnx eksi x küp eğrisinin x eşittir 1 noktasındaki teğet ve normal denklemlerini bulunuz. Bundan önce size önce bir noktası, ax0, y0 gibi bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminin ne olduğunu hatırlattım. Y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0 idi. Bunu biliyorum. Analitik geometriden biliyorum sevgili arkadaşlar. Bundan sonra diyorum ki size x0, y0 noktasından geçen ve eğimi, yani m teğetini bildiğim bir doğrunun, yani teğetin denklemi y eksi y0 m teğet, yani şuradaki m yerine sadece m teğet yazdım, x eksi x0 diye bulunur. M teğet yerine daha sonra da f üssü x0 diye belirtmiş oldum. Peki normalin denklemi ne olacaktır? Bakın yine aynı mantıkla şunu kullanarak buradaki eğim yerine bu sefer de normalin eğimini yazacağım. Normalin eğimini biraz önce söylemiştik. M teğet çarpı m normalin eksi 1 olduğunu. M teğeti eğer ben f üssü x0 olarak biliyorsam normalin eğimi de eksi 1 bölü f üssü x0 olur. Ve burada yerleştirerek yine normalin denklemini de yazmış olacağım. Şimdi sorumuza geçelim. Bir eğri vermiş, eğrinin üzerine bir nokta vermiş ve bunun teğet ve normalinin denklemini istiyor. Peki bir denklem için artık ben ne gerektiğini biliyorum? Bir nokta gerektiğini biliyorum ve eğim gerektiğini biliyorum. Eğim içinde bu verilen fonksiyonun birinci türevini almam gerektiğini biliyorum. F üssü x'i eğer bulacak olursam 1 bölü x eksi 3x kare diye yazarım. Gençler bu 1 bölü x kimin türevi? Ln x'in türevi. Bu da x küpün değeri, türevi.
X eşittir 1 noktasındaki teğetinin eğimi lazım bana. O zaman M teğet için ben ne diyeceğim? F üssü 1 diyeceğim. X gördüğüm yere 1 yazarsam bakın. Bu ifadede eksi 3 çarpı 1'den eksi 2 diye M teğetimi bulmuş olacağım. M normal ne olacaktır? Çarpımları eksi 1 olduğu için 1 bölü 2 diye bulunacaktır. Yani M teğet çarpı M normal eşittir eksi 1 idi ya. Buradan eğer ben M normali çekecek olursam 1 bölü 2 olduğunu söylemiş olurum. Doğru denklemi için eğim lazım dedim. Bir de ne lazım dedim? Nokta lazım dedim. Şimdi noktaya bana demiş ki X eşittir 1 noktası demiş. Peki bir de ne lazım sevgili gençler burada? Bana Y noktası da lazım. Çünkü noktam X0, Y0 şeklinde bir nokta olacak. Bu herhangi bir eğri ya. Şu üzerinde bir nokta var. Burası 1. Ben şuradaki şu an Y'yi bulacağım. Y'yi bulmam için ne gerekir? Bu fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazmam gerekir. Hemen bir yazayım. F1 eşittir dersem eğer ln 1 eksi 1'in küpü. Bu da nedir? 0 eksi 1 eksi 1 olarak soru işaretini, şuraya soru işareti demiştim, bulmuş oldum. Yani bakın benim şu noktama eğer bir A noktası desem, A noktamın ne olduğunu anladım ben. 1 virgül eksi 1. Bak artık noktayı biliyorum. Eğimlerimi biliyorum. Hem m teğeti hem de m normali. Hemen ne yazabilirim? Bu fonksiyonların teğetlerinin ve normallerinin denklemlerini yazabilirim. Teğet denklemi yazalım öncelikle. Teğet diyorum. Şu formülü yazacağım. Burada çok yer olmadığı için buraya bir kez daha yazmak istemedim. Hemen bakalım. Y, bakın burada benim y0 yerine kim geldi? Bu geldi. X0 yerine de bir noktası geldi. Y eksi y0 derse y artı 1. M teğet yerine birinci türevde x gördüğüm yere 1 yazdığım değer. Yani eksi 2 yazacağım x. X0 yerine de buradaki x değerini yani eksi 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 1 diye yazmış oldum. Bunu ben bir düzenleyeyim. Bu 2x'i bu tarafa atayım. Y artı 2x eksi 1 diye teğet denklemimi bulmuş oldum. Şimdi sırada normal denklemim var. Yine y eksi y0 eksi 1 bölü f üssü x 0. Yani şu denklemi kullanacağım sevgili arkadaşlar. Y'yi yazdım. Y 0 yerine artı 1. Eğim yerine biraz önce bulmuştum. 1 bölü 2. X eksi 1 diye yerleştireceğim. Bunu düzenlersem 2'ye eksi x artı 3 diye normal denkleminde bulduk. Sorumuzda bir eğri ve bu eğrinin üzerindeki x eşittir 1 noktasından geçen teğetin denklemini vermiş. Bir eğri var. Şurada bir nokta var. X eşittir bir noktası. Yani bir virgül bir şey. Artık onu biraz sonra buluruz. Kapatalım burayı da. Buradan geçen bir doğrumuz var. Bu doğrunun y eşittir 2x artı 3 doğrusunu olduğunu söylüyor. Şuraya da bir şey yazmadım ama yani şunu yapacağız. X gördüğümüz yere eğer biz 1 yazarsak buradan A'ya B'ye bağlı bir şey gelir. Bunu hemen bulalım o zaman. Çünkü bu x eşittir 1 noktası hem bunu sağlar hem bunu sağlar. Yazalım. Şu doğruda ben eğer x gördüğüm yere 1 yazarsam y eşittir 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 diye bulmuş olurum. Yani noktamın koordinatları 1,5 diye bulunmuş olur. Bir bunu yaptık. Bir de ben şunu söyleyebilirim. Bak bu aynı zamanda fx'in de üzerinde. Doğru denkleminin üzerinde. Aynı zamanda da fx'in üzerinde. Dolayısıyla f1 eşittir 5 diyebilirim. F1 eşittir 5 ise x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eksi a yine 1 yazıyorum. Artı b eksi 2 eşittir 5. B eksi a buradan ne diye bulunur? Eksi 1 bu tarafa attım. 6 diye bulunur. Bir eğri ve teğetinden bahsettiği için ben burada kesin de bir türevle ilgili bir şeyler olacağını biliyorum artık. Peki bunun birinci türevi f üssü x'i bir alsam ne olur bu? 3x kare eksi 2ax artı b diye bulunur. Bu bulduğum birinci türevde de x gördüğüm yere 1 yazsam yani f üssü 1'i bulsam bu nedir sevgili arkadaşlar? MT'dir. Teğet doğrusunun eğimidir. 3 eksi 2a artı b eşittir m teğet. Peki m teğet nedir? Onu nereden bulacağım? Bakın bu sefer bana soruda teğeti vermiş. Analitik geometri bilgilerimizden biz şunu hatırlıyoruz. Y eşittir mx artı n formatında eğer benim bir doğrum varsa
E'nin buradaki x'in katsayısıydı. Dolayısıyla ben şu fonksiyon için, bakın şu fonksiyon için ok çıkarıyorum buradan. M teğetin x'in katsayısı olan ne olduğunu söyleyeceğim? 2 olduğunu söyleyeceğim. Yani bu ifade neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Düzenleyeyim biraz. B eksi 2a'nın eksi 1 olduğunu buradan söyleyebilirim. Şimdi bakın, 2 bilinmeyenim var. 2 tane denklemim var. Bir denklemim bu, bir denklemim bu. Bunları bir alt alta yazıp işlem yapsam, yani şunu getireyim bunun altına yazayım. B eksi a eşittir 6 desem. Şunu da eksiyle çarpsam ne olacaktır? Şöyle hatta renkli de göstereyim. Bu eksi, bu artı, bu eksi olacaktır. B'ler gidecektir. Eksi 2a'dan artı a'yı çıkarırsam eksi a olacaktır. Bu tarafta eksi 7. Dolayısıyla a'mız bizim 7 diye bulunacaktır. A 7 ise şunlardan herhangi birinde yazayım. Mesela bunu da yazayım. B eksi 7 eşittir 6 ise B'miz nedir sevgili arkadaşlar? 13'tür. Dolayısıyla A artı B 20 diye bulunur. Az önceki soruda da bir fonksiyon ve üzerindeki bir noktadan çizilen teğet doğrusundan bahsedilmişti. Burada da o şekilde, fakat burada bana çizerek göstermiş bunu. Y eşittir fx eğrisine x eksi 2 noktasında, bakın şurası x eksi 2 noktasında teğet olan y eşittir x artı 3 doğrusunu çizmiş. Sonra da şöyle bir fonksiyon tanımlamış. Ve sorumuz da g üssü eksi 2 artı f üssü 2 diye sorulmuş. Yani bakın burada bir de 2 noktası var. F üssü 2'yi sormuş. Öncelikle şunu bir yorumlayalım. Bu bana diyor ki x eşittir 2 noktasında çizilen teğetin eğimi ne? Aslında bunun sorduğu şey bu. X eşittir 2 noktası burası. Ben buna bir teğet dersen, çizecek olsam. Bakın görüyor musunuz? Şurası olmaz mı? Yani bu nedir? Y eşittir 0 doğrusudur. Y eşittir 0 doğrusunun eğimi de sevgili gençler, bakın Y eşittir 0 doğrusu, teğet doğrusu. Bunun eğimi de X olmadığı için, bak burada X katsayısı yok, X çarpı 0 şekli, demek ki eğimi nedir sevgili arkadaşlar? 0'dır. Yani F üssü 2 için ben ne diyeceğim? 0'dır diyeceğim. Şurası eşittir tabii ki. Bunu buldum, şunu bulmuş oldum. Kim lazım şu anda bana? G üssü 2 lazım. G üssü 2 için ne yapmam lazım? Şuradaki gördüğüm G fonksiyonun bir türevini almam lazım. G üssü x'i alalım. Bakın burada bir çarpım var. Çarpımın türevini uygularsam birincinin türevi, yani x'in türevi 1. Çarpı ikinci fx artı birinciyi çarpacağım, x diyeceğim, çarpı ikincinin türevi. Bundan sonra x gördüğüm yere 2, eksi 2 yazacağım. Çünkü soru öyle istemiş benden. Bakın eksi 2'yi hemen yazayım. Burası ne olacaktır? F eksi 2 artı eksi 2 çarpı F üssü eksi 2. Şimdi bu ne demek? Şu x eşittir 2 noktasındaki F'in değeri demek. Şu da x eşittir 2 noktasındaki çizilen teğetin eğimi demek. Noktalarımız eksi 2. Eğer eksi 2 ise, bakın eksi 2'yi de ben burada f eksi 2 bulmak için, her ikisini de sağlayan nokta olduğu için, değil mi? Hem doğru denklemini hem de fonksiyonu sağlayan nokta değer olduğu için, şuradan hemen x gördüğüm yere eğer eksi 2 yazarsam y değeri ne olacaktır? Eksi 2 yazarsam 1 olacaktır. Dolayısıyla şu nokta eksi 2 virgül 1 noktasıdır. Yani f eksi 2 nedir gençler? 1'dir. Şuradaki eksi 2'mi de yazayım. Çarpı. Şimdi x eşittir eksi 2 noktasından çizilen teğetinin eğimine bakacağım. Bunun biraz önce söyledim. X'in katsayısının, yani m teğetin x'in katsayısı olduğunu söylemiştim. M teğet buradan nedir? 1'dir. Buraya da 1'imi yazdım. Sonucumuz da eksi 1 oldu. Y eşittir x kare artı 4x artı 6 parabolünün y eşittir 2x eksi 4 doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Şöyle bir parabol var. Şurada bir doğru var. Bu parabolün üzerinde olup bu doğruya en yakın olan noktayı soruyor bana. Bu parabol ile bu doğru kesişmezler sevgili gençler. Kesişmedikleri için de parabol üzerinde alınan bir noktadan çizilen teğetlerden bu doğruya paralel olan teğet doğrusuyla ilgileneceğim. Şimdi bunlar kesişmezdi dedim ya, o nedendi. Bunların ortak çözümlerini yapacak olsanız x kare artı 4x artı 6 2x eksi 4. Neydi bu sevgili gençler? Bir doğrunun bir parabole göre durumu olayıydı. X kare artı 2x
artı 10 eşittir 0 dedim. Bunun deltası gençler küçüktür 0'dır. İşte bu yüzden ben bunların kesişmediklerini söyledim. Bu arada bu çizdiğim y eşittir 2x eksi 4. Doğrusu şu neydi? Y eşittir x kare artı 4x artı 6 parabolü. Parabol üzerinden çizilecek olan teğet doğrusunun bu doğruya paralel olacağını söyledim ya. Paralel doğruların da eğimlerinin eşit olacağını biliyorum. Şunun eğimi nedir diye baksam, bunun eğimi nedir sevgili arkadaşlar? 2'dir. Yani şimdi bu bir teğet doğrusu, şuna teğet doğrusu diyeyim. Bunun eğimiyle m teğet ile m birbirine eşit ve 2 olmalı. Çünkü paralel doğruların eğimleri birbirine eşitti. Bir eğriden ve teğet doğrusundan ve onun eğiminden bahsettiğime göre ben ne yapmalıyım? Bunun bir türevini almalıyım. Şuna fx diyeyim. F üssü x'imiz bizim ne olacaktır? 2x artı 4 olacaktır. Teğetin çizildiği noktaya da eğer x 0, y 0 diyecek olsam, yani f üssü x 0 benim neyim olacaktır? M teğetim, yani 2 olacaktır. F üssü x 0 o zaman 2x 0 artı 4 eşittir 2. Buradan x 0'ı biz ne buluruz? Eksi 1 buluruz. Peki bu nokta aynı zamanda bu parabol denklemini ne yapar? Sağlar. Y0 o zaman ne olacaktı? Şuraya yazayım, oraya sığmaz. Y0 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 artı 6. 3 diye bulunacaktır. O zaman benim bu aradığım en yakın nokta X0, Y0 noktası. Eksi 1,3 noktası olarak bulunur. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.